Sonraki videomuz M3 dosyalarını nasıl kodlara ayırıyorsunuz? Yani kullanıcı adı nedir? Link nedir? İşte şifre nedir? Onları nasıl ayırıyorsunuz? Ondan bahsetmiştim. Televizyon alırken nelere dikkat etmek lazım? Ondan bahsettik. Kablosuz bir şarj cihazı inceledik. Kullandığım YouTube uygulamalarından bahsettim. Redmi Air Dots'u incelemiştik. Onu geçelim. Mesela bakın Edward reklam engelleyici. Ondan bahsettik. H96'yı inceledik. Sonra Linktekin bir şeyin hoparlörünü. Sades'in mesela bir tane oyuncu faresini incelemişiz. Acer'ın bir tane bilgisayarı var. Onu geçelim. Mi 9'da Galaxy A7 kamera karşılaştırması. GM9'u Zium'da yani Gimbal'da deneyip kamerasını farka baktık. Hani Ace nasıl çalışıyor, Gimbal nasıl çalışıyor. Ücretsiz ve yasal IPTV'lerden bahsettik. Android One cihazlarda işte sanal tuşu açmak böyle şeyler. Bunu da geçelim. SS IPTV'ye nasıl eklenir IPTV? Onu OTT player'a nasıl eklenir? Mesela bakın bunlar kaç izlenmiş? Bak 336 bin izlenmiş. 68 bin izlenmiş. Bu ikisi de mesela para kazanmaya kapalı. Bir sent bile para kazanamazsınız bundan. Çünkü IPTV işte bazı Android TV Box'lar işte görüntüler. Çünkü onların o ana ekranı bile telifsel bir içerik sayıyor onu. Yani her reklam veren için uygun görmüyor bunu YouTube. Size para kazandırmıyor. Bunun gibi yani birçok videoda var bu ama sonuçta bunlar lazım insanlara. Yapmak lazım ve kimse yapmazsa sonuçta para derdimiz yok. Bunları biz yıllardır hobi niyetine yapıyoruz. Buradan gelen para da yani çok önemli bir şey değil. O yüzden ben yapıyorum. Çok da önemli bir şey değil yani. Sonra elimde olan mikrofonlardan bahsetmiştim. Gerçi şu an bunların hiçbirisini kullanmıyorum. Değiştirdim ama hani ne nedir, ne kadar ucuz, ne kadar kaliteli. Galaxy A serisinden bahsettik. Oppo Reno'dan bahsettik. Sonra sizi yönlendirmelerinden ve sar değerinin öneminden biraz bahsettik. Smart IP TV'den bahsettik. Bu da hatırladığım kadarıyla para kazanmaya kapalı. Sonra Tenor Şair'in videosundan bahsettik dosya kurtarmadan. Akıllı TV mi almak lazım yoksa direkt böyle normal TV, TV Box mı almak lazım? Android TV mi almak lazım? Ondan bahsettim. Android TV Box'ta ve Android TV'de kullandığım uygulamalardan bahsettim. Bu videoyu da kaç kere sildi YouTube. Ben tekrar yükledim. Zorla kabul ettirebildim yani. Manuel inceleme diye bir şey var. Orada bile zorla kabul ettiler. Bu da mesela bakın 78 bin izlenmiş. Bir önceki video 144 bin izlenmiş. Bunlardan bir kuruş bile gelmiyor. Samsung Galaxy Fold. Bunu sürekli söylüyorum. Aslında söylememek lazım. Yanlış bir şey. Bir kuruş gelmiyor gelmiyor. Dilenci gibi de. Bazıları böyle çok sallıyor bana. Mesela şurada şey var. Nerede o video? Aklıma geliyor. Yani muhabbet edelim diye şey yaptım. Çok video biraz dağıldı ama idare edin. Nerede o ya? Kablosuz yansıtma videosu falan. Yani şurada mesela kablosuz ekran yansıtma, kablolu ekran yansıtma. Bu videonun içinde açıklamalar kısmında link var. O zamanlar reklamlı link koyuyordum bazı şeye. 3-4 ayda 5 dolar, 6 dolar para geliyor. Ben de dedim ki hani birikir birikir yarın bir gün bir şey alırız bunlara. Hani o da bir şey dediğim ne biliyor musun? LED ışık olur, tripod olur. Öyle bir şey yani. Başka ne alacak o para? Neyse link koydum. Üstüne de yazdım. Bakın şu reklamlıdır, şu reklamsızdır. Destek olmak istiyorsanız reklamlıya. Destek olmak istemiyorsanız da reklamsa tıklayın dedim. O kadar aptal adam var ki ülkede. Yemin ediyorum böyle kum gibi yani. Zaten bazı kanalların şey, izlenmesinden anlarsınız onların miktarını. Geliyor yazıyor. Geçen günde bir tanesi yazmış. Ona da ifrit oldum yani. Diyor ki ben diyor açtım linki diyor ailemle birlikte açtım. İşte ahlaksız siteler çıktı. Ulan bir kere tıkladığın link senin şeylerine göre seçimlerine göre sana reklam çıkarıyor. O şey, linkin benle bir alakası yok ki. Google seni analiz ediyor. Diyor ki bu adam böyle şeylere ilgi gösteriyor. Hatta onun esprisi vardır da bizi sürekli dinliyorlar diye. Ben mesela sabah akşam lens bakıyorum. Bana sürekli lens reklamı çıkıyor. Sen sabah akşam onları geziyorsan, onlara bakıyorsan sana onun reklamı çıkacak. Ne çıkacak? Ailemle, çoluğumla, çocuğumla bakıyorum diyor bile. E demek ki sen öyle ahlaksız bir adamsın ki e çoluğunu çocuğu da ahlaksız yapacaksın. ya. Yani ben senin yerinde olsam bir psikiyatriste falan bir yere giderim. Kendimi ahlaklı bir hale getiririm. Diyorum ki üstüne yazmışız orada görmüyor musun reklam reklamsız diye. Ben diyor onu okumak zorunda mıyım? Ona zaman mı ayıracağım? Ulan şimdi küfür edeceğim sana. Ben bu videoyu ayıracak zamanı ayırıyorum sana beyefendi. Sen onu okuyacak zaman ayıramıyorsun. Çok önemli bir adam. Ölse dünya yıkılacak sanki. Çok mühim bir adam. Ne oluyor? Youtube'da video izliyor. Başka hiçbir alta yaramaz. İşte böyle şeyler insanı sinirlendiriyor. Ama böyle şeyleri söylemediğin zaman da insanlar kendini bir halt zannediyor. Madem çok fazla zamanı yok YouTube'da ne işin var? Madem zamanın var millete yararlı bir işler yap. Bak biz boş zamanlarımızda bir şeyler yapıyoruz. Benim gibi binlerce insan da oturuyor bir şeyler çekiyor, ediyor, yapıyor. Bazıları forumlarda yardım ediyor, bazıları gönüllülükle yardım ediyor. adama fata katılıyor. Herkesin yaptığı bir iş var. Elinden geldikçe yardım ediyor. Parası olan maddi ediyor, olmayan manevi ediyor. Bir şeyler yapıyor. Sen de evde neymiş? Linke basmış da bir ahlaksız bir şey çıkmış çocuğuna kötü örnek olacakmış. Ulan sen önce kendin ahlaklı ol ki sonra çoluğuna çocuğuna örnek olasın. Bize hiç çıkmıyor öyle şeyler. Ben yıllardır kullanıyorum bana çıkmıyor bir sana çıkıyor. İşte böyle adamlar diyor. Neyse konuyu da bayağı dağıttım. Muhabbet olmuş olsun. Şimdi biz işimize devam edelim. Şöyle kaldığımız yere geleyim. Nerede kalmıştık? Sanırım şurada kalmıştık. Aynen. Şimdi H1 Air'ı şey yapmıştık. Bu benim kullandığım zaten şey. Air kumanda. Bundan bahsetmiştim. Bu Galaxy Fold'dan bahsetmiştim. Burada da var ya acayip patlıyordum ben de. Allah korudu beni. Ben bunun lansmanına gittim bir arkadaşla. Neyse telefonu bize verdiler. Bu da çok pahalı bir telefon biliyorsunuz. Samsung'un işte facialarından bir tanesi bu da. Bunun üstünde böyle ekran koruyucu var. Ben de böyle açtım işte telefonu. Katlanıyor ya açtım bakıyorum. Bu katlama yeri görünüyor. Şimdi şöyle katlandığını düşünün. Bu katlama yeri belli oluyor. Ben de dedim ki ya üstünde ekran koruyucu var. Şimdi söksem dedim belki daha güzel görünür ama ben dedim şimdi bunu sökmeyeyim. Belki incelemeye falan gelir onu sökeriz dedim. Meğerse bunu söktüğün zaman da ekran bozuluyormuş. Birçok YouTuber'ın elinde kaldı. Adamlar ekran koruyucu söküyor çünkü ekran bükülüyor ama dışa çektiğin zaman sıkıntı çıkıyormuş. Ben Allah'tan çıkartmadım. Çıkartsam bana kalacak ihale. Bir de Samsung'un çöp telefonuna bir araba para ödeyecektik. Sonra devam edelim. Yine GM9'a video yapmışız. Bak GM9 Pro'ya da sallıyorsun. Hiç yerli malına destek vermiyorsun derler. Ben adamlara bir sürü video çektim. Adamların telefonu 3 günde elde kalıyor. Sonra diyorlar ki niye yerli malından bahsetmiyorsun? Bak mesela şimdi bir şey daha söyleyeyim. Muhabbet ediyoruz size samimiyetten. <laughs> Nerede o video? Bak televizyon videosu. 335 bin izlenmiş. Benim gibi bir kanal için Muhteşem bir rakam bu. Yani bizim çapımızda insanlar için çok güzel bir rakam. 335 bin insanı bir yere toplayamazsın bile çok zordur. Neyse milyon izlenenler tabii var onlara bir şey demiyorum. Bizim çapımız için konuşuyorum. Şimdi biz bu videoyu yaptık değil mi? Bazı televizyonlar tavsiye ettim. İnsanlar televizyon aldı. Bir tane yerli marka arayıp demedi ki burada mesela Vestel, Arçelik, işte ne bileyim Gründük neyse aklınıza ne geliyorsa. İşte Vestel'in markaları, Toshiba'yı da mesela şimdi Vestel üretiyor, Regal, Megal, Sevgi, neyse işte. Şeye kadar, nedir onları? Saniye kadar. Hiçbir marka arayıp demedi ki ya Kaan Bey bir video yapmışsınız, 300 küsür bin izlenmiş. Ya bizim niye videoda hiçbir ürünümüz yok? Hani neyimizi beğenmediniz? Abi gram ilgi göstermezsiniz. Ararım ya şu modeliniz nasıl? Mesela Vestel'e kaç kere mail attım. Şu U serisi, U9500 falan bunlar nasıl televizyonlar, nerede görebiliriz, incelemeye yollar mısınız, yollamıyorsanız bir mağazanıza gideyim en azından ben bir göreyim. Bana bir anlatın edin değil mi? Yani ben de millete tavsiye edeceğim. Bir şey bilmem lazım. Bu beğenmediğin Samsung, beğenmediğin LG, yine beğenmediğin Sony en pahalı telefonunu, şey telefonunu diyorum televizyonunu çağırır sana gösterir. Kurcalattırır, test ettirir. Ben hatırlıyorum Samsung mesela. İşte panelleri yan yana koymuş, rakip panelleri koymuş. İstediğiniz gibi bir video karşılaştırın, rengi azaltın, arttırın, parlaklığı şey yapın falan karşılaştırın diyor, kurcalayın. Aynısını LG'yi yaptı. Ya bu markalar sana gösteriyor, deneyimi var. Yerli markaların gram ilgisi yok. Sen mail atıyorsun, insan yerine koyup cevap bile atmıyorlar. Ya ben senin televizyonu o zaman niye yer vereyim? Çünkü bilmiyorum ki. Ben senin televizyonuna ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağım? Para vereceğim. 3000-5000 bin, bin lira. Yerli bir marka alacağım. E, ee, incelemesini yapacağım ya bana ne kardeşim satılmazsan da satılmasın sen kendin anlayı göstereceksin en azından arayıp dersin ki yani bizim cihazımız neyi yoktu onu bile demiyorsan demek ki senin satın alan insana karşı da gram umurun yok sen satayım para gelsin derdinesin ben de onu, onu önemsemem yani ben yine tavsiye videosu yapacağım orada da çok fazla yerli markanın üstünde duramayacağım yani kusura bakmasınlar çünkü modelleri bilmiyoruz ne özelliği vardır çoğu şeyi yayınlamıyorsunuz zaten büyük markaların şeyleri bulunuyor özellikleri. Sizinkilerde bulunmuyor. E sen de bana göndermiyorsun. Yapacak bir şey yok. Biz devam edelim. Çok da konudan dağıldık ama neyse yani bir videoda böyle olsun. Başka videoda sizin tavsiyelerinize göre çekerim. Sonuçta ne olacak? YouTube bedava yüklüyoruz. Ne yapmışız? A50 ile 4K nasıl çekilir? Ondan sonra yine data kurtarmadan bahsetmişiz. Hem Mac'te hem Windows'ta Aily A9'u, GM9'u falan karşılaştırmışım. Sonra başka ne yapmışım? Aile incelemesi var. Mi 9'da S10 Plus var. Benim kullandığım içliğin kaşı altıya ROM yüklemişim. O var. Yine vergilerden bahsetmişiz yurt dışı. A9 incelemesi. Mesela bakın buralarda inceleme çok var da şimdi telefon gelmiyor. Bir de telefonlar nasıl diyeyimse. Şöyle bir şey oldu. Şimdi firmalar kar edemiyorlar. Apple dışındaki firmalar kar edemiyorlar pek fazla. Ürün göndermiyorlar. Gönderdikleri ürün ki 2-3 gün içinde başkasına yollamak lazım. Ya bir telefon 2-3 gün içinde incelenmiyor. Ya bataryası bitmiyor zaten artık çoğu telefonun. O yüzden ben de çok fazla istemiyorum böyle incelemeleri. Birilerinden falan al diyenler oluyor. Mesela en yakın arkadaşımdan bile iki gün telefonu alamadım. Sonra da selamı kestim zaten. İki gün telefonu veremeyen adamla ne işim olur? O yüzden bu işler biraz sıkıntılı. Ben de elime geçen cihazları inceliyorum. TV box yolluyorlar? İnceliyorum. Para pul aldığım yok. Kaç tane üretici yollamış? İstiyorsan senin de varsa cihazın gönder inceleyeyim. Sadece diyorum içeriye karışmazsın. Atıyorum mesela Hiram konum bir cihazı gelmiş. Alpsmart'ın bir cihazı gelmiş. Arayın sorun firmalara bir kuruş mu almışız? İnceliyorum ama hiçbir şeye karıştırmıyorum. İyisiyle kötüsüyle konuşuyoruz halledip gidiyor yani. Yani benim de yapabileceğim bu adam ürünü yollar. Ürüne de güveniyorsa ben de incelerim. Güzelse güzel derim. Kötüyse kötü derim. Güzel bir ürün yaptıysa da al işte burada reklamın olur. Bazı video bak 10 binde izlenen var 100 binde izlenen var. Niye kötü bir şey mi bedava bir ürün. Yani alt üst. onu da zaten geri istiyorsan ben de yolluyorum. Bazıları geri almıyor bazıları alıyor. Geri istiyorsan en fazla bir kargo ücreti olur sana bir yollarım. Bir de alırsın. iki kargo ücreti ödemiş olursun. Yani onu da bana ödetme bir zahmet. Biz devam edelim. Yine bir dosya kurtarma yazılımından bahsetmiştik. Bu dosya kurtarma yazılımları çok iyi ya. Ben hani çok hayatımı kurtarıyor benim. SD kartta bir şey oluyor. Art diskte bir şey oluyor. P30 Pro'dan bahsetmişiz. Yine A50'den bahsettik. Bunu sanırım şey konuştuk değil mi? Ha gimbal'la çekmekten falan bahsetmiştim. Doğru. S10 Plus karşılaştırması vardı. ilk abinin yaptı. Google Stadia'dan bahsettik. TTV mesela dizi film izlemek için. Bu da para kazanmaya kapalı tabii ki. Bunların çoğu böyle yapacak bir şey yok buna. Yine MobiMover Mover var. İşte telefondan, şey işte bilgisayardan telefonu yönetmek falan ondan bahsettik. Transfer videosu var. UFO VPN'den bahsettim. Bu da çok güzel bir VPN'dir. Ben Nord kullanıyorum ama. Bu da güzeldir. Nord'u da tavsiye ederim. Nord biraz pahalı olabilir. Daha ucuz alınan yerlerde oluyor yani. Araştırmanız lazım. Yine recovery yazılımımız var. Cihazları kopyalamaktan bahsettik yani telefondan Android TV'ye, TV, TV Box'a göndermeden bahsettik. General Mobile'ın uzun kullanımını yapmışız. Zenfone 5S var. Sonra favori uygulamalarımı yaptık. S10, S10 Plus. Sonra onu geçelim. Döviz kuruna dikkat edin diye bir video yapmıştım. Eskiler onu hatırlar. Çünkü direkt bankadan TL olarak bir şey alışveriş yaparsan yurt dışından kurdan sana çok fena takıyor. Ondan bahsetmiştim. Arka plan uygulamaları kapatmak, temizlemek. TV'lerde, TV, TV Box'larda ondan bahsettim. Yine Android TV Box videosu vardı. Tavsiye videosu onlardan. Bir de TV Box almadan nelere dikkat etmek lazım. O da önemli. Buna da dikkat edin derim. Aslında aksesuar videosu da yapmıştım. O nerede acaba onu göremedim şu an. GM9 Pro'nun yine kamera karşılaştırması vardı. TV Box'ta kısa yol oluşturmak. Bazı kısa yollar görünmüyor ya işte Side Launcher falan kullanıyoruz. Onun gibi şeylerde neler yapmak lazım ondan bahsettim. Ha bak mesela buradaymış. TV ve Box'lar için en iyi aksesuarlar diye. DNS değiştirme ve internet kalitesini arttırmadan bahsettim. Yine ücretsiz bir VPN kampanyası vardı onu. Bu kamera ekipmanlarından bahsettim. Gerçi biraz değiştirdim onları. Yeni lens ışık falan aldım. Şey ışığı aldım. O da çok komik oldu biraz. Bu makyaj ışığı var ya, yani. hani ciciş kızlar kullanıyor makyaj yaparken. Araya telefon koyuyorlar. Ben araya kamera koydum ama telefonla çekmiyorum. Çünkü kamerayı kullanıyorum. Biraz onlar gibi olduk. Yine yurt dışından alışverişte işte gümrük kazığı diye videomuz var. Ona da bakabilirsiniz. Ya bunlar keyif videosu olur artık. Çünkü bunların abi güncellerini yaptım. Bizde sistem diyorum ya değişiyor sürekli. Sonra geçelim. Yine bir karşılaştırma videosu yapmışız. Arayüzde görünmeyen uygulamalardan yine bahsettim. İşte bu şeyi yaptık. Arayüz uygulamalarından ne diyeyim. Launcher uygulamalarından bahsettim. Ona da göz atabilirsiniz. Yine kamera karşılaştırmalarını geçelim. A9 incelememiz var. A9 PUBG testi. Ha, TV Box'larda yan dönme sorunu var. Mesela televizyona bir şey bir uygulama yüklediniz. Dik çalışıyor. Onu yan döndürmeniz lazım. Onu gösterdim. Kumandadan yani televizyon kumandasında mouse modunu ya da işte Mi Box'da falan mouse modunu aktif etmekten bahsettim. Sonra Xiaomi bunu sağ olsun güncellemeyle falan kör Eğer cihazınızda çalışırsa bir deneyin derim. PUBG kontrolcü tetik var ondan bahsettim. APK Time'ın videosu var. Bu alternatif bir Google Market. Şiddetle tavsiye ederim deneyin. Sonra yine bir karşılaştırma videosu. Bunu geçelim. Yine bir karşılaştırma. Bunları geçelim geçelim. Biraz şimdi hızlanayım da. TV Box'ta uygulama arşivi yapmıştık. Ona da göz atabilirsiniz. Birçok uygulama var. Bundan sonra bakayım. Hep karşılaştırmalar var. İşte H6 incelemesi filan. Artık daha fazla da geriye gitmeye gerek yok. Yine bazı şeyler var. işte Always On Display'i başka telefonlarda nasıl açarsınız. İşte Android cihazlarda Pro kamera kullanımı falan gibi. Bunlar var ama artık bunları başka bir zaman konuşuruz. Çünkü baktım 40 dakikaya yaklaşmış diyor. Kessem bitsem 20-25 dakikayı geçer. O yüzden artık biz bu videoyu kapatalım. Başka bir videoda yine konuşuruz. Biraz da dağıttım videoyu. Bu videonun altına nasıl videolar yapalım? Yaparken nelere dikkat edelim? Bazı arkadaşlar şey diye mail atıyor mesela işte şu harfi yanlış söyledin, şu kelimeyi yanlış söyledin, işte ışığı şöyle ayarlayabilirsin. Tamam, bunlar güzel yorumlar. Ben bunları severim. Bunlarda sıkıntı yok. Hakaret içermeyen her yorum, her eleştiri beni geliştirmek içindir. Her zaman saygım vardır. Hem teşekkür ederim, hem de bu beni sevindirir. Ama hakaret içeren şeylerde genelde engelliyorum. Açık söyleyeyim onu. Hiçbir mesajı ben kolay kolay silmem. Spam filtremiz var. Filtreye takılırsınız. Link yayınlarsanız o filtreye takılır. Birçok kanala aynı anda mesaj atmaya çalışıyorsanız filtreye takılır. Öyle şeylere dikkat edin. Bazı arkadaşlar mesela yazıyor. Ya benim mesajlarım siliniyor yazıyor ama o mesaj orada var. Ya siliniyor da diğerleri niye? <laughs> Yani o niye gelmişti ama öyle şeyler oluyor. O yüzden bilin ki ben hakaret falan içermediği sürece ya illa bana hakaret etmenize gerek yok. Bazen başka kişilere de hakaret ediliyor. Onları haliyle ben siliyorum. Sonuçta o adam sana cevap verecek. Sen ona ne gerek var? Burası kavga ortamı değil ki. Birbirine yardım ediyorsan et. Onun dışında hani kalabalık yapma diyeyim. İlle izlenmeye oynayan bir adam değilim. İlle birçok kişi gelsin diyen bir adam değilim. Az olsun, öz olsun, muhabbetimiz olsun, samimiyetimiz olsun yeterli. İlle katıla katıl diyen bir adam değilim. Benim var mesela katıda 5 kişi gelen paraylık 20-25 lira para. Çoğunu zaten YouTube kesiyor filan. Önemsemiyorum. Yani bizim dediğim gibi derdimiz yapmak, etmek nasıl yapılır, nasıl edilir, işte işimiz nasıl kolaylaşır, hayatımız daha nasıl kolaylaşır. Zaten iyice hayat pahalı, bir şeyler alamıyoruz da elimizdeki cihazları nasıl daha iyi kullanırız böyle şeylerden bahsetmek. Yorumlarda da bunları bekliyorum. Dediğim gibi siz de yorumlara yazın. Önümüzdeki hafta şunu yapalım. Önümüzdeki videoda bunu yapalım. Hani yapabileceğim şeyler olsun. Bir de hani ortamı da düşünün. Pandemi falan var ya yani çıkma yasağı falan. Yoksa şu telefonlar arabanın arkasına takıp gezdirecektim. Şurada General Mobile'lar duruyor da. Bu yasak falan bu arada bazı işlerim vardı. Kendi işlerim hani kendi para kazandığım işler de var tabii ki. O işlere de baktığım için böyle zaman bulamadım. Dediğim gibi siz yorumlarınızı yapın. Yorumlar kısmında konuşmaya devam edelim. Başka bir videoda bu videoda da eksik yanlarım varsa bunu da tamamlayacak bir video yaparız. Dersiniz ki abi başka konulara değinme ya da değin. Muhabbet olsun olmasın ona göre konuşuruz. Çoğunluğun dediğine göre de ilerleriz. Çünkü mesela 100 kişi yorum yazmış bir kişi aksini söylemiş. O önemli olmayacaktır orada. Hani o kadar azınlığa da şey ilgi gösteremiyoruz. Çoğunluğa göre devam edeceğiz. Neyse daha fazla da uzatmayayım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım anlattığım videolar işlerinize yarar ve birçok sorunuzu çözer. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olup videoları beğenirseniz de çok memnun olurum. Katıldan da destek olursanız maddi durumunuzda yeterliyse süper olur. Olamazsanız da canınız sağ olsun. Tekrar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.